İzleyeceğiniz bu görüntüler ne yazık ki gerçektir. 18 Kasım akşamı Giresun Şebin Karahisar'da kurşun, çinko, bakır madeninin atık havuzu patladı. Kelkit Vadisi'ne zehir akıyor. Dereler zehirli kimyasallar ve ağır metallerle doldu. Tarım toprakları yıllarca ürün yetişemez hale geldi. Baraj gölüne ulaşan zehirli atıklar Karadeniz'e kadar kilometrelerce alanı etkileyecek. Tüm canlı yaşamı, toprak, hava ciddi tehdit altında. Ve ne yazık ki tehlikenin boyutları henüz öngörülemiyor. Yöre halkı çaresiz. Akşam saat 7.30 sıralarında bir gürültü çıktı. Ay ışığında baktık oraya sel gidiyor yani, çamur değil aslında. Köprünün başındaydım. Boğazım kilitlendi, öksürük, baş ağrısı. O kokudan yani baş ağrısı zaten. Tabii yapacak bir şey yoktu. Burada deprem oldu gibi oldu bu. Şimdi de burayı sızıntı diyorlar. Patlayan şeye sızıntı. Ne sızıntı diyor. Çevre felaketi bu. Bütün havuz boşaldı. Baracı mahvetti. Su gece sabaha kadar aktı. Hala sızıntı diyor bir daha. Bu patladı. Buradan baraja kadar gitti. Barajın ötesini bilmiyorum. Kanserojen madde dahi var içinde. Araştırdığımıza göre biz cahil halimizin. Şeye gittim ben. Dedi ki bu yedi kardeş köyünden ne kadar gelen var? Bu ne demek? Bunun bir şeyi yani. Bahçelerimiz zarar gördü, görüyorsunuz işte. Çok kavak ağacı vardı bizim, büyük bahçelerimiz vardı. Bahçeler bak, duruyor aşağı. Hepsi kurudu bak. Hep bunun şeyi. Bütün kavaklık içinde gezemezdim. Bir tane kaldı. Burada daha 10 sene hiçbir şey olmaz. 10 sene buradan biz bir şey beklememiz lazım. Geldi başımıza bir bela. Vahşi madencilik uğruna, deredeki balığın, tarladaki ürünün, gökyüzünde uçan kuşun, yörede yaşayan insanların yaşam hakkı feda ediliyor. Bu kader değildir. Toprağımız, suyumuz ve yaşam alanlarımız madenciliğe feda edilmemeli.